Günaydın herkese. Bugün de çok şükür ki kalkabildim erken bir şekilde. Saat 7.30. Bugün günlerden 4 Ocak. Dün çok güzel geçti. 10 saat çalıştım. Zaten muhtemelen bir önceki haftanın videosunu da izlediniz. Gerçekten kendimi çok iyi hissediyorum bugün de. Umarım aynı şekilde ilerleyebilirim. En kötü ihtimalle dünkü kadar iyi olmak istiyorum bugün. Yani umarım daha da iyisi olur. Şimdi ben bugün için planımı yaptım. Sosyalden okumalarım var. Onun dışında sinirim sistemini tekrar edip soru çözmem lazım. Kimyadan ikinci ünite tekrarını yapacağım. Manitizmayı dün konusunu bitirmiştim. Bugün sorusunu çözeceğim. Tamamen olasılıktan biraz soru çözeceğim. Tekrar etmek amaçlı. Çünkü teyit matematiğin tamamı bitti şu an. Polinomda yapamadığım sorular vardı. AYT kısmında onlara bakacağım. Fizikte de AYT kısmında yine elektriksel kuvvetten konu çalışacağım. Zaten kısa bir konu, yani tek bir videoydu galiba. Yarın tekrar elektriksel alandan devam ederim diye düşündüm. Deltoid'den de soru çözüm videoları izleyeceğim. Zamanım kalırsa belki sorularını çözmeye de biraz başlarım. Bugünün programı böyle. Güzel bir gün olacak bence. Hiç vakit kaybetmeden ben başlıyorum. Önce sinirim sisteminden bir tekrar yapıp sorularımı çözeceğim. Çünkü konusunu çalışalı 3 gün falan oluyor galiba ama bir türlü tekrar yapmaya vaktim olmadı. Dün kütüphanede biraz tekrar yaptım gerçi ama hepsini bitiremedim. Eminim kısımları biraz kaldı. Asıl önemli olan kısımlar da oralar bence. Şimdi biyolojiyle başlıyorum. Sonra da fizikle falan devam edeceğim galiba. Çünkü fizik AYT özellikle biraz aksadı son zamanlarda. Orada bir hızlanmam lazım. Umarım çok güzel bir gün olur. Umarım verimli güzel bir video olur. O zaman hepinize keyifli seyirler diliyorum. Ben şimdi çalışmaya başlıyorum. Herkese selam arkadaşlar. Sabahtan beri benim şu an 2,5 saatlik bir çalışmam var. 1 saat falan video editlemeye ayırdım. O yüzden aslında saat şu an 12 oldu ama 2,5 saat çalışabildim. TYT Kimya'dan ikinci ünite tekrar yapmak için 3 tane test çözdüm. Onun dışında bir de sinirim sistemi tekrar yaptım ve soru çözdüm. Gün sonunda şöyle tekrar bir göz atarım gözümün önünde dursun diye böyle ufak bir yazdım buraya. Sabah bir poğaça yemiştim. O yüzden biraz karnım açtı. Şimdi hemen bir şeyler hazırladım. Bunları yiyeceğim. Sonra kütüphane için yola çıkacağım. Bu hafta sonu için gerçekten güzel bir video yetiştirmeye çalışıyorum. O yüzden biraz bugün edite ayırdım zamanımı. Tekrar güncellerim zaten sizlere o zaman. Şimdilik hoşça kalın. Dönerdiği tırnak makasının körelmesinden evet, yine ben yine aynı açım. Çünkü tripod falan kurmadan direkt dolabımda bir yere sabitleyebiliyorum. Biraz buradan ışık kötü vuruyor şuradan geldiği için ama onu artık biraz idare edebiliriz diye düşünüyorum. Sabah ben 2,5 saat çalıştım. Şu an saat 1'e gelmek üzere. Hemen hazırlandım. Yüzüme güneş kremi falan süreceğim. Sonra çıkacağım. Şöyle bir tane yeni bir yüz yıkama jeli aldım. Bir arkadaşım önerdi bunu. Görüntüsü bile gerçekten acayip kaliteli duruyor. Bunu deneyeceğim bakalım. Şu an Diadermin'i kullanıyorum. O bitmek üzere. Herhalde bir aya falan kalmadan biter. Ben bunu erken almak istedim biraz çünkü zam geleceği için. Sonuç olarak kullanacağım yani, o yüzden dursun elimde diye düşündüm. Kremi de resmen yedim. Yeni güneş kremi aldım aslında da bu zaten bitecekti o yüzden. Bunu kullanmaya devam etmeden önce bunu bitireyim dedim. Sizin çalışmalarınız nasıl geçiyor? Günleriniz nasıl geçiyor? Aşağıya yazabilirsiniz. Ben onlara yanıt vermeyi, beğenmeyi, işte okumayı falan gerçekten çok seviyorum. Siz nasıl beni izlemekten, burada böyle bir şeyleri görmekten hoşlanıyorsunuz? Yorumları okumak da gerçekten benim o kadar hoşuma gidiyor. Keşke daha çok vaktim olsa da hepinizin sorularına uzun uzun cevaplar versem yani ama. Elimden geldiğince yine yanıtlamaya çalışıyorum yazdıklarınızı. Hazırlanırken biraz YouTuber havasına girip şeyden bahsedeyim. Kanalı izleyen kişilerin çok büyük bir kısmı abone değil kanalıma. Yani en son %90'a bayağı yakındı. 80 küsür bir şeydi. Şu an kaç bilmiyorum. Koyabilirsem ekrana koyarım ama gerçekten bayağı büyük bir kesim yani. %85 falan sanırım. Videolarımı beğeniyorsanız eğer abone olarak ya da aşağıdan beğenerek bana destek olabilirsiniz. Ya zaten YouTube o kadar uzun bir süredir var ki artık kullanan herkes neyi ne yapmasının gerektiğini çok farkında yani. Hani en yaşlısından en küçüğüne kadar herkes çok aşina. O yüzden ben videolarda sürekli işte beğendiyseniz abone olmayı, beğenmeyi unutmayın falan demek istemiyorum. Bilmiyorum, saçma geliyor. Çünkü insanlar ne yapması gerektiğini artık farkında hani. Yeni bir sektör olmadığı için bir şeyler açıklamaya gerek yok yani artık burada. O yüzden isteyen herkes abone de olabilir, gayet beğenebilir. Hani herkes bence bunun farkında. Bazen unutulabiliyor tabii ki ama şöyle mesela ben elimden geldiğince izlediğim bütün kanallara aboneydim ben aslında. Ama geçen gün biraz böyle abone olduklarımı temizleyeyim dedim. Çünkü sınav süreci ve hani YouTube'da keşfetime sürekli eğlence içerikli şeyler çıkmasın. Biraz da ders içerikli şeyler çıksın sürekli işte. Beni biraz daha ona yöneltsin falan diye düşünerek bazı abone olduğum kişileri çıktım.
Ama senin sonunda tekrar hepsine abone olacağım yani, çünkü takip ettiğim kanallara abone olmayı ben seviyorum, onlardan bildirim almayı ya da yeni bir şey eklediklerine haberdar olmayı. O yüzden eğer bana destek olmak istiyorsanız aşağıdan beğenebilir ve abone olabilirsiniz. Saçma bir tane sivilcem var ama neyse. Gençliğimize, ergenliğimize ve stresimize veriyoruz. Şimdi çantamı hazırlayıp hemen çıkıyorum. Hayatımda bunun kadar kötü bir lip balm daha kullanmadım. Kullanmıyorsanız bence sakın denemeyin. Kullanıyorsanız da şu an neyi kastettiğimi bence anladınız. Verdiği renk falan hoşuma gidiyor benim. Direkt tam dudak rengi oluyor. Aslında çok da renk vermiyor. Bunun bir tık daha koyusu vardı. Keşke onu alsaydım dedim aldıktan sonra ama neyse. Şimdi. Dün trigonometri çalışacaktım ama yetişmedi. O yüzden şu an bunu yanıma alacağım. Dün manyetizmayı bitirmiştim, o yüzden bunu alıp manyetizma çözeceğim bugün. Ben trigonometri diye başka bir şey aldım. Evet, şu an çok geç fark ettim. Trigonometriyi alacaktım aslında. Buraya başka ne yazmışım hemen bakacağım. Çünkü şu an hatırlayamadım tam. Zaten çoğu şeyi şu an tabletten hallettiğim için ve bu cidden bayağı pratik oluyor. 1000 tane şey taşımamak için. Sırtım çok ağrıyor öbür türlü. Aldığımdan beri bu bana bayağı kolaylık sağladı yani. Teşekkür ediyorum sana. Tabletimi alayım. Bir de şey. Matematik konularım bitti. TYT matematik konularım. O yüzden ufak tekrara döneceğiz. Bu kaynağı da ben neredeyse hiç çözmemiştim. Sadece biraz polinom kısmını çözdüm. Buradan sayma olasılıktan böyle başlayarak ufak bir tekrara döneceğiz. Bunu da yanıma alıyorum o yüzden. Duş jemi alayım da orada doldururum. Yoksa çantamın içine dökülüyor. Cüzdanım, kalemim, şarj aletimi alayım. Bir tane kitap aldım, küçücük çanta olduğu için. Ben hiçbir şey çekemediğim için o kadar göz önünde olan bir yere oturmak zorunda kaldım ki, yer yok diye. Ve acayip derecede utandım. Şunu hala aşamadım ve yenemedim yani ama utandım gerçekten bayağı. Kütüphanede 5,5 saat falan çalıştım galiba. Evde de 2,5 saatim vardı. Yani şu an toplam 8 saatteyim. Hepinize selam arkadaşlar. Eve geldiğimden beri hiç güncelleme yapmadım ama 1 saat daha çalıştım. Şu an 3,5 saatteyim. Kütüphanede çalıştığımda toplam 6 saatim var. 9,5 saatteyim yani şu anda. Saatte 9,5 falan olması lazım. Güzel gidiyorum yani, bugün verimli geçiyor. Trigonometriye başladım bugün. Sonunda ay tam matematik doğru düzgün çalışamıyormuş gibi hissediyordum. Çünkü önce bir TYT konularını doğru düzgün bir şekilde oturtarak bitirmek istiyordum. Çok şükür ki bitti bir an önce ve AYT'nin baba konularına başladık. Yani şu an limit türev integral trigonometri kaldı matematik kısmından. Bir de logaritma ve diziler kaldı. Logaritma de bunlardan biri. Zaten şöyle bir fasikül görüyorsunuz. Bu sene de bu fasikülden ilerliyorum. Geçen sene hep acilin fasiküllerinden gitmiştim. Onlar da çok güzeldi gerçekten. Bir de genelde böyle iyi derece yapan kişiler apotemi acile göre daha çok öneriyor sanırım. Yani benim fark ettiğim kadarıyla. Ama gerçekten acil de beni bayağı geliştirdi yani. Şimdi hakkını yiyemem. Bu da gerçekten çok güzel. Bugün hiç sıkılmadan çözdüm. Trigonometriyi biz bu arada 3 haftaya ayırdık konu olarak. Kalan soruları da 4. haftaya bıraktık. Şu sonda maraton testleri yazan sorular var. Bunları 4. haftaya bıraktık. Ben böyle kendim böldüm bunu aslında ama dün Esra ablayla görüşmemiz vardı, danışmanımla yani. 3 haftaya ayıralım diye konuştuk. Ben de böyle kendim bitirebileceğim şekilde birer hafta şeklinde ayırdım. Bu haftada toplam fark formüllerini sonuna kadar gelip yarım açıda bırakmayı düşünüyorum. Bugün de şu kısma kadar geldim. Bölgelere göre işaretlere kadar geldim. Sonra işaret değiştirme falan filan, o tarz yerleri yapacağım. Toplam fark formüllerini yapacağım ve yarım açıya kadar gelmiş olacağım. Gerçekten hiç sıkılmadan çözdüm yani, bugün dediğim gibi bayağı güzel ilerledim ve bayağı da oturtarak ilerledim. Önce Eyüp Hoca'dan bunun videolarını izledim. Buraya kadar izlemiştim videoları da tam olarak. Buraya işaret koymuştum. Şimdi buraya kadar eve gelince bitirdim. Bugün trigonometri dozunu aldım. Zaten 100'den fazla soru çözdüm. O yüzden bayağı güzel oturdu diye düşünüyorum buraya kadar konu. TYT fizikten manyetizmayı çözmüştüm. Ben bu kaynaktan aslında bazı yerleri atlayarak gittim ama kaynağın çok büyük bir kısmı bitti arkadaşlar. TYT fiziğimde manyetizmayı bitirmemle birlikte bitmiş oldu şu an. TYT'nin bütün konuları bitmiş oldu yani benim için. Sosyal konularına daha böyle yeni yeni başlıyorum ama matematik ve fen konularının hepsi bitti. Zaten dil bilgisinde eksiğim olan birkaç yere baktıktan sonra orayı tamamen bitirmiştim. Şu an sosyal dışında TYT'den çalışmadığım hiçbir konu kalmadı. Coğrafya, tarih vesaire gibi sosyal kısımlarını da okuyarak ilerliyorum. Burada yine böyle tekrar için döneceğim yerler olacak. Boş bırakarak çözmüştüm bazı kısımları. Zorlanmadığım kısımları özellikle. Bayağı kalın bir kitap zaten. O yüzden bütün testleri çözerek böyle çok fazla vakit kaybetmek de istemedim. Biraz daha sonlara doğru zor olan testlere yönelmeye çalıştım. Yine tekrar ihtiyacım olduğunda bu kaynaktan dönerim. Sene sonunda bu kaynağı böyle tamamen temizlemiş olurum diye düşünüyorum. Zaten şöyle cevap anahtarı kısmını göstereyim. Burayı daha çok böyle çiziyordum, neleri çözdüm falan diye. Böyle topluca görebilmek için. Şöyle
Görecek olursanız bayağı bir kısmı bitti yani. Onun dışında da matematik soru bankasına ben başlamamıştım bilgisayar malın. Bugün sayma ve olasılık kısmını bitirdim. Bunun dışında ben bir de polinom kısmına çok az bakmıştım bunun. Ama bu soru bankası gerçekten çok boş şu an. TYT matematik konuları tamamen bittiği için bunu tekrar amaçlı böyle döneceğiz. Bu soruları gerçekten ben çok beğendim. Sayma ve olasılık zorlandığım bir konu değil zaten. Yeni tekrarını yapmıştım. O yüzden güzel bir şekilde takır takır hemen çözdüm. Buradan da 100'e yakın soru çözdüm. Zaten gün sonunda tablete girdim hepsini. Oradan göstereceğim kaç soru çözdüm, kaç saat çalıştım vesaire. Şu ufak bir anlatmış olmak için böyle bahsetmek istedim. Deltoid'den biraz soru çözüm videosu izleme yazmışım. Polinomda yapamadığım sorulara bakacakmışım. Bir de sosyalden okumam kalmış son. Bugün bayağı iyi ilerledim bence. Hemen bunlara da böyle ufak bir bakıp zaten muhtemelen bir saatim, 1,5 saatim falan alacak. Bunları da böyle hemen halledip günümü tamamlayacağım.